Bugün bir dergi nasıl okunur ona bakacağız. Eve bugün gibi bir tane dergi gelmiş. Onunla alakalı bir çalışma yapalım dedim. Böyle bir dergi. Bir reklam dergisi gibi de görünüyor bu aslında. Kataloglar var. Baktığımız zaman şimdi küçük küçük sayfalar var. Mesela şurada böyle bir paragraf var. Hop arkaya çevirdim. Böyle bir yazı var. Bunun bir de gazete çalışmasını da yapacağız. Bu tarz yazılar nasıl okunur? Bir bakacağız. Şöyle büyük puntolar var. Küçük yazılar var. Hepsine bir bakalım. Görsellerde çok fazla. Öncelikle neyi istiyorsam onu okumalıyız dergilerde. Çünkü dergiler istediğimizin dışında istemediğimiz o kadar çok da bilgiye sahip ki hepsiyle niye zaman harcayalım? Yani 7 TL verdiysen bir dergi onun parasını çıkarmak için her sayfasını okumama gerek yok. Unutmayın ki sizin bir dakikanız bir dergiye harcayacağınız paradan çok daha değerli. O yüzden her şeyi okumanıza gerek yok. Spotlight Time Travel. Aynen Time Travel sayfasındayız. Şimdi bakıyoruz. Zaten ana başlığa baktığım zaman 4 tane satır var. Bir bakışta neyi içerdiğini çok rahatlıkla anlayabiliyorum. Yeni sezon alışverişlerinin hangi sezondan geldiğini, hangi dönemlere ait olduğundan bahsediyor. Ve sonrasında makaleler. Dikkat ederseniz ikiye bölünmüş durumda. Arkasından Time Travel'ın diğer sayfalarına bakıyorum. Görseller, küçük yazılar, görseller. Zamanda yolculuk olan bu hikayenin bu şekilde devam ettiğini görüyorum. Bak bunu bitirdim diyelim. Tekrar metne dönüyorum. Metne döndüğüm zaman buradaki paragrafları zaten onlar bizim için ikiye bölmüşler görsellik açısından. Aslında bu görsellik benim okumamı da rahatlatıyor. Peki ben okurken ekstradan nasıl bir rahatlık sağlayabilirim? Bunun için her bir satırdaki kelimeleri böleceğim ben de. Aynı şeyi bir kalem yardımıyla bile yapabilirim. Böyle ikiye böldüğümü düşünerek ikişer, üçer ya da dörder kelime şeklinde görmeye çalışacağım. Çünkü sizin beyniniz 3-4 kelimeyi çok rahatlıkla çözümleyebilir. Ve o şekilde okumaya başlıyorum. Okumamı yaparken de Is it possible to review? diye okumak yerine dördünü birden görmeye çalışacağım. Türkçe metinlerde de keza aynı şekilde. Dördünü gör, dördünü gör dördünü gör, dördünü gör. Bunun pratini yavaş bir şekilde yapmanız gerekiyor. Hızlanmanız zamanlı olacak. Ve hızlanmanızı iki kelimelik hallerde yapacaksınız. Yani aldık elimize 2-2-2-2-2-2 diye ilerlerken pratiğimizi dördünü birden görmeye çalış. Dördünü birden görmeye çalış. Şeklinde yaparsak çok daha verimli ve etkili olacaktır.